Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 13. haftası 3. videosundayız. Evet bu dersimizde karenin konu anlatımına başlıyoruz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet gençler kare, karenin tanımıyla başlayacak olursak ama tanımını verip bir duralım. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgene kare denir. He, dikdörtgen aynı zamanda bir paralel kenar değil miydi? Evet. Arkadaşlar bak paralel kenar Tamam, aklımızın bir tarafında bulunsun. Şimdi kökeni nereye denk geliyor? Paralel kenara denk geliyor. Kare konusuna baktığımız zaman ya hocam kareye baktık. Bundan başka konu anlatımı yok. Şu kadar özelliğe sahip ya diyeceksiniz. Çok az bir özelliği var. Yani ben bu konuyu çok rahat yapabilirim diyeceksiniz. Baktığınız zaman en az özelliğe sahip olarak gözüken kare konusu ama öğrencilerin en fazla yapmakta zorlandığı konu kare konusu. Şimdi burayı biraz dolduracağız. Bir mantıkları vereceğiz. O mantıklardan sonra inşallah o zorluk ortadan kalkacak arkadaşlar. Şimdi kare konusuna bakacak olursak aynı zamanda bir paraya kenar değil mi? Paraya kenarın tüm özelliklerini sağlar. Aynı zamanda bir dikdörtgen değil mi? E, dikdörtgenin de tüm özelliklerini sağlar. Aynı zamanda bir eşkenar dörtgen gari bir şey de düşün, düşünebiliriz burada. E, eşkenar dörtgendeki verdiğimiz özellik de sağlıyor sanki. Yani bu ana kadar kullandığımız bütün dörtgenlerin özellikleri burada var. Ekstradan ne koymuşuz? Karenin bunlar ekstra özelliği arkadaşlar. Yani paralel kenardaki dikdörtgendeki dikdörtgendeki ve eşkenar dörtgendeki tüm özellikler sağlanıyor. Artı ne oluyor arkadaşlar? Ekstra bunlar geliyor. Yani baktığınız gördüğünüz üzere en fazla özelliğe sahip yani en fazla soru çeşidine ait konu bu diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden soru çeşidi de çok fazla olduğu için biraz sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama şimdi beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Önce mantığını vereyim. Arkadaşlar karenin temeli, kökeni paralel kenara geldiği zaman. Paralel kenarda ne yapıyorduk? Hocam karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Aa burada biz çok fazla temel orantı benzerliğini kullanıyorduk değil mi? Evet aynen karede de temel orantı ile ilgili sorular karşımıza çıkabilir. Mesela yine şöyle yine böyle oranlamalar olduğunda hani bunlar eşit. İşte hep böyle bu örneği veriyorum ama bunlar eşit olduğunda şuradan paralel çizme gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Bir Sonra paraya kenarın kökeninden geldiği için. Sonra eşkenar dörtgende mesela. Eşkenar dörtgende de arkadaşlar karede bütün kenarları eşit olan dikdörtgen. E, aynı zamanda eşkenar dörtgen vasfını da sağlıyor. Eşkenar dörtgende neydi? Köşegenler dik kesiyordu. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizeceğiz diyorduk. Bak bak bu da önemli. Karede de aynı şeyi söyleyeceğiz. Biraz sonra göreceksiniz köşegenler gerçekten dik kesiyor. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizmek mantıklı. Ama bir durum daha var. Bir durum daha var onu da söyleyeceğim. Sonra dikdörtgen. Dikdörtgende ne vardı? Ekstra 90 dereceler olunca alfa özelliği çok fazla karşımıza çıkıyordu. Ya da şu özellik vardı mesela içeride ya da dışarıda bir nokta aldığında karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşitti. Dikdörtgendeki özellikler yine burada geçerli ama üçgen variye yapılabilen sorularda ne oluyordu arkadaşlar? Ekstra bir 90 derece varsa alfabeteye dalıyorduk. Karşımıza ne çıkıyordu? Benzerlik çıkıyordu. Yani burada da karşımıza benzerlik çıkacak ama ekstradan karşınıza eşlik çıkacak arkadaşlar. Eşlik. Benzerliğin bir üst kademesi eşlik diyebiliriz arkadaşlar. Burada karşımıza eşlik çıkacak. Ondan sonra başka ne ile karşılaşabiliriz? Şimdi onu göstereyim. Arkadaşlar şu köşegeni çizecek olursak. Bakın tabii ki üçgenlerle yine karşılaşacağız. İşte ek çizimlerle karşılaşacağız. İşte dik tabanı iki parçaya bölmüşse x kenarlık oluşur falan filan. E, o ek çizimlerle falan karşılaşacağız. Hatta şuraya yazıyorum bak ikiz kenarlıkla şey yapacağız unutmayayım diye. İkiz kenarlık ek çizimi, orta taban ek çizimi gibi 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 ek çizimler yine karşımıza çıkacak. Ben şimdi ilk önce bir köşegenleri çizeyim. Buradaki özellikler kendiliğinden çıkacak ve e, tüm özelliklerini taşır demişiz. Köşegenler dik kesir demişiz. Dur. Dikdörtgen aynı zamanda dikdörtgen özelliklerini taşıyor ya. Şu bir köşegenler birbirine eşitti ve kesim noktasından köşeler olan uzaklıkları da eşit miydi? Evet. Zaten AA A ise A kökü, AA A, A ise A kökü olduğundan belli arkadaşlar. Şimdi şuraya bakacak olursanız ikiz kenar üçgende çizilen kenar ortay oldu. Çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. Bak 45-45'ci geldi burada. E bu da aynı şekilde 45-45. Bu da aynı şekilde 45-45. E zaten eşkenar dörtgende de öyleydi. Bu da aynı zamanda bütün kenarları eşit olan dörtgen. Yani bir eşkenar dörtgen değil midir? Evet eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiyordu ve açı ortaydı. Bak oradan da direkt şey sağlanıyor diyebiliriz. Eşkenar dörtgenleri demiştik. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizeceğiz demiştik. Ama burada ekstradan bir ne çıkıyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz bak size gösteriyorum. Şurada ne çıktı karşımıza? 45 derece çıktı. Tamam. Ben burada ne dedim? Temel orantı benzerlikleriyle karşılaşabiliriz. Sonra köşegenler dik kestiği için köşegen çizimiyle karşılaşabiliriz. Köşegen. Köşegen çizimiyle karşılaşabiliriz. Burada ne yazdım? Eşlikle karşılaşabiliriz ve üçgen bilgileriyle de karşılaşabiliriz. Sadece eşlik değil üçgendeki alan işte karenin içerisinde alan soruları alan dağıtma soruları gibi sorularla karşılaşabiliriz. Bir de burada ne çıktı arkadaşlar? 45 derece çıktı. İşte bak bu da önemli. Ekstradan 45 derece çıktığı için özel açı mantığına da özel açı mantığını da kullanacaksın burada. Özel açı mantığını da kullanacaksın. Bak bu çok önemli mesela. Yani sen burada benzerlikle, köşegen çizmeyle, eşlik eşlikle ya da üçgen bilgileriyle ya da e, zaten otomatikman köşegen çizildiğinden dolayı özel açı mantığını da kullanacaksın burada ki bu önemli gerçekten önemli özellikle bir açı varsa mesela 15 gibi ya da 30 gibi 45 gibi açılar varsa ya özel üçgen çizimi yani özel üçgenlerle kesitle ama kesitle uğraşacaksın kardeşim Evet ama dediğimiz gibi bir köşegen var diğer köşegeni de çizmek mantıklı ama köşegen çizmeden önce köşegen çizdiğinde de saçma bir şeyler çıkıyorsa özel açım mantığını kullanarak yani 45'i man 45 kullanaktan dik çizmek de bizim için çok önemli arkadaşlar burada. Şimdi buraya e, unutmayayım diye yazmıştım. Aklıma geldi unutmadım. Şimdi bir de kitaplarda bazı özellikler falan vardır. Mesela ben o özelliği yazmadım. Şimdi şöyle bir kare olsun mesela. Çünkü o özelliğe gerçekten gerek yok. Bundan sonra göreceğiniz özellikleri kendiniz yapabilirsiniz. Mesela diyor ki özellik. Karenin içerisinde sen bir nokta alıp karşılıklı köşelere gittiğin zaman biz bununla ilgili alan muhabbetini biliyoruz. Alan muhabbeti neydi hocam? Şu alanlar birbirine eşitti ya da şu alanla şu alan birbirine eşitti. Niye? Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşit olduğundan o dikmeler de köşegen yapıyoruz zaten. Ama dikdörtgen de öyle anlatmıştık. E ben burada neden bahsedeceğim? Karede köşegen üzerinde alınan bir noktanın karşılıklı köşelere çizilen bu uzunluklar birbirine eşittir diye özellik görürsünüz kitaplarda. Gerek yok özelliğe. Niye? Köşegen var ya burada. E ne yaparsın? Diğer köşegeni de sen çizersin. Diğer köşegen çizdiğinde ne oluyor diğer köşegen? Hocam dik. Eyvallah. Dik kesişti burada. Ve e, şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Aa hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Yani bu bir ikizkenar üçgen çıktı arkadaşım. Bak gördünüz mü? Gerçekten de şöyle bir şeyle karşılaştık biz. Hocam köşegen üzerinde bir nokta alırsam karşılıklı köşelere gittiğim zaman bunun kenar orta dikmesi olduğu için şu uzunluklar birbirine eşit oldu. İstersen buradan al böyle hop şu uzunlukta da şu uzunluk yine birbirine eşit oluyor gördüğün üzere. Yani sen üçgen bilgisiyle zaten bunu halledebilirsin. Tekrarlıyorum. Bak burası çok önemli. Üçgenle ilişkisini kurmak ya da daha önceki konularla ilişkisini kurmak çok önemli. İlişkisini kuramazsan sıkıntı yaşarsın. Tekrarlıyoruz. Evet benzerlikle karşılaşacağız. Bir Para, ayar, kenar özel yani paraya kenar altyapısı paraya kenar olduğundan köşegenle karşılaşacağız eşkenar dörtgende de bir köşegen çizmişse köşegenler dik kestiği için gerçi köşegenler dik kestiği için köşegenle karşılaşacağız bir köşegen çizmişse diğer köşegenimiz çizeceğiz. ekstra bir 90 derece varsa eşlik ya da benzerlikle uğraşacağız özellikle eşlik bu konuda çok önemli e ilgili sorular yapılamıyor zaten bir de ee, köşegen 45-45 böldüğü için hani 45 derece özel açı mantığıyla karşılaşacaksın bir de böyle eski ek çizimler, mek çizimler falan filan onlar da karşına çıkacak. Tabi en önemlileri bunlar. Evet köşegenler dik kesir demişiz. Eyvallah bundan bahsettik. Köşegenler açı ortaydır demiştik. Evet bunu da gösterdik. Alan dediğimizde bir kenar A ise A kare zaten A çarpı A dikdörtgenin alanından geliyor. Karenin alanı da A kare yapıyor arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar. Eskiyi düşünerekten bu konuyu çözeceksin. Ve bazı birkaç yapı var böyle. Temel yapı var. O temel yapıları da anladıktan sonra artık soru moru kaçırmazsınız. Hadi bakalım Birlikte soruların soruların çözümlerine başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne demiş burada? D, kare demiş. Eyvallah. A hocam köşegen çizilmiş. Direkt diğer köşegende ben çizsem mi acaba? Evet ilk haklı o geliyor. Doğru haklısınız. Ama çizdiniz. Bazen silmesini de bileceksiniz. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik. Şunlar şunlar birbirine eşit. Buraya A dersen. Hocam A artı 3 kök 2. A artı 3 kök 2. A artı 3 kök 2. Ya sanki işlem kalabalığı olacak burada. Bir pisagor işlem kalabalığı olacak. Ya böyle işlem kalabalığı direkt net bir şekilde çıkmazsa genelde köşegen çizdiğinizde net bir şekilde çıkar. O zaman köşegen çizdiğinizde çıkmadıysa köşegen, köşegen varsa köşegenin açı ortaylığını kullanın lütfen. Bak burası 45 45 yani büyük ihtimalle özel açı mantığı vardır. Aa hocam şu 45'leri yani şuradaki, şuradaki sayılardan benim şuraya yoğunlaşacağım belli. Bak 3 kök 2'ye 5 var şu üçgene yoğunlaşacağım belli yine üçgen bilgisi. Aa hocam burada da 45 derece var o zaman özel açı mantığını kullanayım. Şuradan diki çizeyim. Bak çizdim. 45 45 90 üçgen çıktı burada. 3 kökü ise 3 3 oldu. 3 5 3 4 5 bak 7. Biraz önceki köşegen çizme mantığından biraz daha sıkıntılı bir şekilde çıkmıyor muydu? Evet çıkıyordu. Ama bak burada özel açı mantığıyla çok da kolay bir şekilde çıktı arkadaşlar. Karenin alanı isteniyor. Karenin alanı da 7'nin karesinden kaç çıkacaktır? 49 çıkacaktır. Birinci sorunun cevabı böylelikle 49 oldu arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Aha burada ne var? Köşegen. Hocam köşegen verilmiş. Diğer köşegeni çizmek mantıklı. Evet ilk hamlemiz zaten o olmalı arkadaşlar. Biraz öncekinde de çizdim ama çizince saçma bir şeylerle karşılaştık. O yüzden direkt neye yoğunlaştım ben? Ee, köşegenle çıkmazsa hemen özel açı mantığına yoğunlaştım. Çünkü orada kafamın içerisinde kare gördüğüm zaman özel açı açı ortaya olduğundan 45-45 geliyor. Ona da dikkat edelim. Hocam köşegenler dik kesir. Ve şunlar birbirine eşit değil mi? Evet hocam 6 ya. Bunların hepsi 3, 3, 3, 3 oldu. Ve CD açısı isteniyor. Açı isteniyor. Açıya dalacağız arkadaşlar. Burada açıya dalacağız. Açıya bir dalalım. Nerede? 6'yı da kullanacağız ya. 6'yı kullanmak demek bu üçgeni kullanmak demek değil mi? Evet bu üçgene baktığımız zaman 90'ın karşı 6. O zaman açı aklımızda ya. Özel bir açı vardır. Ya 45, 45, 90 üçgen çıkar ya da 30, 60, 90 üçgeni. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne var? 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3'tür arkadaşım. O yüzden burası 30 derece oldu. E 30 90 ise burası 60. Tabi bu 45 45 olduğundan dolayı bu da 45 45 olduğundan dolayı bizden CDA açısı isteniyor. Alfa kaç çıktı arkadaşlar? 2 iç açının toplam bir dış açı ya da burası 60 olacağından alfa artı 45 eşittir 60 olacağından alfayı buradan 15 derece olarak buluruz. Evet Birinci soru A şıkkı 15 oldu. İkinci de CE uzunluğu isteniliyor. Direkt Pisagor bağıntısından bulursunuz şuradaki ikisi Ya da 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı direkt 3 köküç değil midir arkadaşlar? Evet. Yani buradan x artı 3 eşittir 3 köküç olduğundan x'i de buradan ne buluruz? 3 köküç eksi 3 olarak buluruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 3 köküç eksi 3 çıktı. Yani bu şıkkımız B şıkkının cevabı da 3 köküç eksi 3 çıktı. Geldi örnek 3'e. Hmm. Geldik şuraya. Ne yapacağız hocam? 15-75 Burası ne? 75 75-90 ise burası da 15 mi? Evet. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biz 15-75-90'ı sevmiyoruz. Hatta ne diyoruz? Kendi emeğine dik çizdiğinde karşına 15-75-90 çıkarsa gittiğin yol yol değil diye söylemiştik. Ama hali hazırda var. Hali hazırda da varsa büyük ihtimalle 15-75-90'la haşa 4 haş özelliğini kullanırız. Ama burada Burada hocam ne yapacağız? Bu haşa 4 taş böyle mi kullanacağız? Ya da burada şu uzunluk yok. Ya da bak 15 75 90 şunu mu kullanacağız? Tabii şunu kullanacağımız belli. Ama dursun. Bir öncelikle bir şey daha söyleyeceğim ben size. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kare hayatınızda yani gördüğünüz her kare sorusunda 15 yani şu 15 75 90 üçgeniyle karşılaştırsanız onun içinde neler hangi açılar bunlar? 15 75 ya da 105 gibi ya da 165 gibi açıyı gördüğünüz zaman yani özel olmayan bir geniş açı ya da özel olmayan bir dar açı gördüğünüz zaman mutlaka ama mutlaka mantıklı olan köşegeni çizin arkadaşlar. Bak şöyle söylemek daha da iyi olur ki hep öyle karşılaşacaksınız. Kare sorularında 15 ya da 75 ile karşılaştıysan %99.9 tutar. Ya o 15'ten ya da 75'ten kurtulmak zorundasın. Çünkü niye? Arkadaşım 75'ten mesela sen 45 çıkartırsan ne gelir 30 gelir. Ya da e, 15 derece varsa sen 45'ten 15 çıkartırsan ya da 45'e 15 eklersen ne gelir 30 derece gelir ya da 60 derece gelir. Bak oradaki 15'ten kurtulmuş olursun 75'ten kurtulmuş olursun. O yüzden sen bundan sonra ya hocam kalıp ezberletiyorsun değil ben sana mantığı söylüyorum 15'i biz sevmiyoruz 15'ten kurtulmamız lazım 15'ten kurtulmanın mantığı da karede bu kardeşim. Ne yapacaksın? Zaten karede köşegen çizmek önemli ki zaten eşkenar dörtgende de köşegenler aşırı derecede önemliydi. Şimdi karede de önemli zaten. E burada da 15 ya da 75 görünce direkt köşegeni çiz. Ama mantıklı olan köşegeni. Tutup da şunu çizdiğin zaman bir işine yaradı mı bu? Yaramadı. E O zaman sil, diğerini çiz. Diğerini çizdiğin zaman açıları yaz yalnız. 45, 45. Hocam burası da 45, a burası da 45. Buraya ne kaldı? 30 bak. 30 derece elde ettik ya da 45 derece var ya da görüyorsunuz. Bir 30 derece elde ettik. Şimdi ne yapmamız lazım? Şurada 15, 75, 93 üçgeni var. 15, 75, 90'ın özelliğini kullanalım artık. Çünkü sayı verilmiş. Buraya yoğunlaş diyor sana soru. E hadi yoğunlaşalım bakalım. Yoğunlaştık. şurada 15, 75, 90'ın ben haşa 4 haş olduğunu biliyorum. Hocam burası haşken burası 4 haştır. 4 haş 12 kök 2 ise haş buradan 3 kök, 3 kök kim yapar? Evet. E burası 3 kök 2. E şimdi ne yapacağız hocam? E 3 kök kullanacağız. E burada da 30 çıktı. E, 30 verilen bilgiyi ya da bulduğum bilgiyi kullan diyoruz size her zaman. Bak 30'a bakınca 30, 60, 90 üçgeni çıktı burada. 30'un karşısı 3 kök 2'si 90'ın karşısı 6 kök 2 oldu. 6 kök ise bu da 6'ya 6 oldu mu? Oldu. Karenin çevresi nedir diye soruluyor. Çevrede 4 tane 6 var. O da nedir arkadaşım? 24'dür. Evet. Altın değerinde bir bilgi. 15 ya da 75 görürsen hatta 105 de görürsen köşegen ama mantıklı olan köşegeni çizmeyi unutma. Geldik dördüncü soruya. Hmm, ne yapacağız hocam burada? Hocam öklit bağıntısı var. Ama ne H var ne P var ne K var. Maalesef ökliti uygulayamıyorum. O zaman sin. E dikdörtgende ne diyorduk. Ekstra bir 90 derecede özel bir açı. ekstra bir 90 derece varsa dikdörtgen içerisinde. Nedir diyorduk? Benzerliktir diyorduk. Alfa beta'ya dal diyorduk değil mi? E o zaman ne duruyorsun? Haydi dal. Dalalım bakalım. Alfa beta ters açıdan beta. Alfa burası beta ee, burası alfa burası beta oldu mu oldu hatta şurada da şurası da beta galiba arkadaşlar evet öncelikle ama alfa beta'ya daldık ya kenarları da yazmak önemli hocam 3 burası 4 burası verilmiş e, kare demiş karenin kenarını kullanacağım ben buraya bulursam olay bitti şuraya bir x diyecek olursam karenin bir kenarı x artı 4 karenin kenarlarını yazalım ki sıkıntı olmasın arkadaşlar burası da x artı 4 e hocam bir sürü üçgen var burada. Evet gerçekten de bir sürü üçgen var. Sayalım isterseniz. Alfabetalı bir sürü üçgen var. Bir burası. 2 burası yani şurası. Şurası. Ondan sonra 3 büyüğü. 4 burası. 5 şu büyüğü. Ee, ondan sonra 6 burası. 7 burası. 7 tane üçgen var hocam. Ben burada 7 tane üçgenden nasıl hepsinde birden benzerlik mi yapacağım? Hayır sen işi öğrendin artık. Neydi olay? Alfa beta'ya daldıktan sonra önemli olan neydi? Üçgen seçimiydi. Üçgen seçimini nasıl yapıyordun? Kenarları belli olan üçgenlere bakarak yapıyordun değil mi? Hadi bakalım bak şu gözünle. Evet görme işi değil. Kenarları belli olan üçgenlere bakacaksın. Yoksa sen nasıl göreceğini bilmezsen tabii ki göremezsin. Evet kenarları belli olan. Hocam 3'e ait şu üçgeni alır mıyım? Hayır bir kenarı var. İki kenarı olanı seçeceğiz. Başka? Hocam 4 var burada. 4'e ait. Aha da şu üçgeni seçebilir miyim? Seçebilirim. İki kenarı mevcut. Benim x'i bulmam lazım. İki kenar bir 4 ve x artı 4. Başka neyi seçeceğim? Bak 3'ü kullanmadım. 3'ü kullanmam lazım. 3'e ait hocam hangi üçgeni alsam? Şu üçgeni alamam. Ondan sonra 3'e ait şu üçgen var. Bu üçgeni de alamam. Hocam 3'e ait bir de şu üçgen var. Aa bu üçgeni alabilirim. İki kenar mevcut mu? Mevcut. O zaman sarı üçgenle üçgen benzer. Hadi bakalım. Alfanın karşısı. Sarıdan başlıyorum. 4 bölü alfanın karşısı x artı 4 eşittir. Beta'nın karşısı x artı 4 bölü buradaki beta'nın karşısı x artı 7 oldu arkadaşlar. Yani buradan 4 çarpı x artı 7 eşittir x artı 4'ün karesi oldu arkadaşlar. Valla burada bunu açıp çarpanları ayırarak da yapabilirsiniz de biraz şey yapayım deneyeyim isterseniz. 1 koysam 25 4 ile bir şey çarpsan 25 yapsa, yapmaz. 2 koysan 36 2 koysan 4 kere 9 36 tutuyor arkadaşlar. İşlem işlem işlemle çarpanlar ayınmadan da bulabilirsiniz. X buradan ne geldi? 2 geldi. Benden ne isteniyor? Karenin alanı isteniyor. Madem burası 2. Karenin bir kenarı kaç yaptı arkadaşlar? 6. O zaman karenin alanında ne olacaktır? 6'nın karesinden 36'ya eşit olacaktır sevgili gençler. Örnek 4'ün cevabını böylelikle 36 bulduk. Buna daha öncesinde de alışkınsınız zaten. Nerede? Hem dikdörtgende hem de üçgenlerde biz bunlardan çok soru çözdük. Evet öğrenciler böyle 7-8 tane alfa üçgen gördüğünde zorlanıyor ama sizler zorlanıyor musunuz? Hayır. Bunlar artık sizin için kolay sorular. Belki işlemlerinde zorlanırsınız ama üçgen seçimlerinde falan artık zorlanmıyorsunuz değil mi gençler? Evet geldik bir sonraki soruya. Hocam ne yapacağız? Dalacağız alfa betaya. Yalnız bu kare kare olduğunu göster tanımını uygula. Hocam ekstra 90 derece var. Dal alfa betaya alfa beta alfa beta. E ne oldu? 2 üç, iki üçgen var zaten elimde. Bir bu üçgen bir de bu üçgen. Bu üçgenler benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Bitti. Zaten karede de genelde tamam dikdörtgen de benzerlik çok çıkıyor. Karede benzerlik de çıkıyor. Ama genelde öğrencilerin yaşadığı sıkıntı eşlikte. Ha, tabii bu kolay bir eşlik şimdi. Biraz sonra o eşliğin diğer hallerini de göreceksiniz zaten. Evet gençler şu üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğuna eş. Eş üçgende neydi? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirinin tıpkısının da aynısıydı. Alfanın karşısı üçgen. Alfanın karşısı burada da 3'tür. Betanın karşısı burada 5 oldu. Burada da betanın karşısı 5 olacak. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Karenin alanı. E hocam buraya x dersem. x'in karesi pisagor bağıntısı 3'ün karesi artı 5'in karesi olduğundan 9 artı 25'ten kaç çıktı? 34 çıktı. Zaten benden alan isteniyor. Alan da 34'e eşittir. Çünkü alan dediğimiz x'in karesi. x'in karesini zaten biz burada bulmuş olduk. Cevap 34 oldu arkadaşlar. Tamam. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da ne demiş? Hmm. Hocam ekstra bir 90 derece var. Hadi bakalım dalalım şeye. CE uzunluğu isteniyor bizden. Şuradaki uzunluk. Hocam dalalım. Alfa, beta, alfa dedik kaldık. Kareden dolayı şu eşitleri de yazalım mı? Yazalım. E hocam ne yapacağız? kolay hocam. Yani ne yapacağız burada? Yapacağımız hamle belli arkadaşlar. Bazılarınız CE uzunluğunu bulmak için X. Kosinüs teoremini yapacak büyük ihtimalle. Bak. Ama bunun için burayı da yazacaksın. Kök içinde X kare artı e, 144 burası. Değil mi? Hocam kosinüs alfa neye eşit? X bölü şuna eşit. Sonra geleceksiniz burada. Burada da kosinüs teoremini uygulayacaksınız. Burada şunu yazıp karesi artı karesi eksi bilmem ne işte kosinüs alfa kosinüs alfa yerine de bunu yazdıktan sonra da sonuca ulaşırsınız. Ama ben kosinüs alfadan yapar mıyım? Yapmam tabii ki. Dur ne kosinüsü? Sakın. Arkadaşlar alfa beta alfa. Ekstra 90 derece var. Büyük ihtimalle benzerlik. E, hatta karede ne çıkıyor karşımıza? Eşlik çıkıyor değil mi? Evet. E, sen burada alfayı görünce ne yaparsın? Hocam şuradan bir dik çizeyim. Hop diki çizdin. Diki çizince ne çıktı karşına? Hocam diki çizince alfa 90 beta şu üçgenle bu üçgen benzer. A, buradaki eşitlikleri kullanamıyorum ki. Benzerlikte de herhangi bir oran yok ki. 12 13 de kullanamıyorum böyle. O zaman farklı bir şey düşüneceğiz. Arkadaşlar ben bunun mantığını daha özel açıda verdim. Sen böyle bir açı gördüğünde artık şunu anladın. Tepeden dik çizme alışkanlığın gitmiş olması lazımdı. Unuttun mu dörtgenlere başlayınca bu mantığı? Unutma. Sen tamam tepeden dik çiziyordun tamamıyla doğru. Burada da bu soruyu görünce Tepeden dik çizdin ama olmadıysa silmesini de bil. E dik çizme mantığı neydi? Alfabe oluşturacağız ya. Hani özel açı mantığı şu 30'u görürsen ya buradan dik çizersin ya buradan dik çizersin mantığındaki gibi düşün. E sen burada kalfayı görürsen ya buradan dik çizersin ya buradan dik çizersin değil mi? E yüzden buradan da dik çizebiliriz arkadaşlar. Ama bu geniş açılı bir üçgen diye belirtmem lazımdı aslında şurayı. E, neyse buraya yazarsınız arkadaşlar çünkü bu dik buraya da düşebilir dışarıda düşebilir. Şuraya geniş açılı bir üçgen diye yazın. Ama burada da belli zaten geniş açılı oldu. Şuradan alfa'ya ait dik üçgeni buradan oluşturamadıysam nereden çizerim arkadaşlar o dik? Şuradan çizebilirim. Hatta nereye düşüyor arkadaşlar o dik? Dışarıya doğru düşüyor. E dışarıya doğru düşünce şimdi buradaki dik mantıklı oldu mu? Oldu tabii ki. Niye? Hocam şu üçgen ile şuradaki üçgen benzer oldu ve hatta eş üçgen oldu arkadaşlar. Niye? Çünkü alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi. Eş üçgen. Alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 12'dir. A 12 13. Ne üçgeni? 5 12 13'ten 5 çıktı burası. E hocam beta'nın karşısı burada kaç çıktı şimdi? 17 çıktı. O zaman beta'nın karşısı burada da kaçtır arkadaşlar? 17'dir. Evet CE uzunluğunu böylelikle 17 olarak bulduk arkadaşlar. E, ta üçgenlerdeki o mantık dik çizme mantığı bile burada karşımıza çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Ve karede genelde böyle zorlandığınız sorular bu şekilde eş üçgen oluşturmalı sorulardır. Dik çizdiğinizde olmadıysa diğer türlüsünü de mutlaka mutlaka düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Bu dediğimi unutmayın. Şimdi geldik örnek 7'ye. Örnek 7'de D bir kare demiş. EA uzunluğunu 2 demiş. DE uzunluğunu 6 demiş. Hocam karenin bir kenarı 8. 8'leri yazalım şöyle. 8 8 8. Eyvallah. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? E şimdi burada ekstra bir 90 derece var. Alfa beta'ya da alacağız. Dal alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta. E, tamamı 90 olduğundan burası alfa oldu. Tamam 90 olduğundan burası beta oldu. Beta 90 sağ burası da alfa mı oldu? Evet. E ile F noktalar arasındaki en kısa uzaklık yani en kısa uzaklık dediği bizden şu uzunluk isteniyor arkadaşlar. Tamam mı? Şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Evet bunun tamamının alfa olduğunu unutmayalım. E hocam alfabetalara da daldık. Amacımız neydi? Benzerlik var mı ya da eşitlik var mı diye bakmaktı. E burada işimiz kolay bakın arkadaşlar. Alfabetalı iki tane üçgen var. Bir buradaki üçgen alfabetalı üçgen. Bir de buradaki üçgenin tamamı alfabetalı üçgen. E burada baktığımız zaman arkadaşlar. Burada ne var? Alfabetalı üçgen. Alfa beta. Alfanın karşı 8. Alfa beta 90'da alfanın karşı 8. Aa Bu üçgenler ne oldu? Eş üçgenler oldu. Alfanın karşısındakiler eşit olduğundan. Madem eş üçgenle bunlar. Burada betanın karşısı 6 ise buradaki betanın karşısı da 6'dır. 6, 8, 13 geni hocam burası. Hatta burası da 13 geninden 10 çıktı burası. Bizden neresi isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. Ya gerçi bazı arkadaşlar 6'yı bulduktan sonra şu Pisagor'dan bulmuştur ama onları yazınca 10, 10 sa burası 10 kökü değil midir? Daha kolay çıkmadı mı arkadaşlar onları yazınca? Evet daha kolay çıktı. E ile F arasındaki uzaklık kaç çıktı? 10 kökü çıktı arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 10 kökü oldu. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da bu sorudan sonra bir şey söyleyeceğim. Dikkat. Hatta bu sorunun içerisinde söyleyeceğim. Arkadaşlar ne var burada? Bak burada ne var? Şimdi gençler hocam 7 var 17 var. E bizden ne isteniyor? Ebenin uzunluğu isteniyor. Bakalım ebenin uzunluğu. Oy ne yapacağız? Ekstra bir 90 derece var mı? Var. Kare olduğundan dolayı şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Yaz bunları. Hocam ekstra bir 90 derece var. Alfa beta'ya dalacağız. Dal kardeşim alfa beta'ya. Dalayım ben. Dal. Alfa beta e. Alfa beta geçiş yapamıyorum ki hocam. Ne yapacağım burada? Bazı arkadaşlar şunu düşünecektir. Evet, hocam şuna ait bir 90 derece oluşturayım. Aha böyle dik çizeyim falan filan. Vallahi arkadaşlar böyle dik çizince bak ne oldu? Beta tamamı 90 alfa burası da beta oldu. Ee, Pisagor bağıntılarından çıkar. 7'de ve 17 özel bir şey değil ki. Şurası özel bir şey olsun. Burası da kök bir şey çıkacak. E ondan sonra kök bir şeyle bir şeyin toplamı sonra Pisagor bağıntısı böyle saçma sayılarla uğraşacağız değil mi arkadaşlar? O zaman buradaki dik şunun uzantısındaki dik bir işime yaramayacak gibi duruyor arkadaşlar. Valla alfa beta olduğu zaman aklımıza ne gelecek? Büyük ihtimalle eş eş eş. Ama hocam alfa geçişi yok burada. Bak kardeşim alfa geçişi var aslında nasıl var biliyor musun? Şimdi e burada beta var. Şurada kaçı 90 derece değil mi? Evet hatta burada kaçı da 90 derece. E, hocam beta 90. Şunu şöyle uzatınca 180'e tamamlayan alfa olmaz mı? Evet. Hatta şunu şöyle uzatınca da 180'e tamamlayan oluyor arkadaşlar. Ya buradan yürüyeceksin sağ taraftan ya da sol taraftan yürüyeceksin. Ama soldan yürüyünce sanki şekilden uzaklaşıyorsun değil mi? E o zaman sağ taraf bak sağ tarafta. E hocam burası ne oldu? Alfa. A alfa var. Hadi bir tane bir de dik çiz. Alfa beta 90 oluştur. Hop dik çizince alfa 90 ise burası da beta oldu. Aha da şimdi şu üçgenle Hatta biz sarılarla gösterelim onu ya. Şuradaki üçgenle buradaki üçgen ne oldu gençler? Hocam benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Madem eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 7 ise alfanın karşısı 7'dir. Betanın karşısı 17 ise betanın karşısı 17'dir. E hocam bizden şu uzunluk isteniyor. 7 burası. Burası kaç yaptı? 24. 7, 24. Ne üçgen arkadaşlar burası? 25. Yani ebenin uzunluğu 25 çıktı arkadaşlar. Evet gençler cevabımız 25 oldu. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Eş üçgen. Eş üçgen. Evet eş üçgen. Eş üçgende 3 üç farklı karedeki yani burada hani çok çok zor sorularda uğraşmak için yani çok çok zor sorularda e, şu tekniği de biraz bilmek lazım. Karede eş üçgen karşımıza çıkıyor ya Eş üçgen çıkma durumlarını bakın 3 tane soruya arda arda bakarsanız görürsünüz zaten. Hocam ya ikisi içeride eş üçgenler karşımıza çıkıyor ki zaten birinci soru şöyleydi. Hatta bundan iki önceki soru böyleydi ya da 3 önceki soru. Ne yaptık? Alfabetalara daldık. İkisi de içeride eş üçgen. Sonraki bundan önceki soruda neydi? İkisi biri içeride biri dışarıda eş üçgen. O nasıldı arkadaşlar? Biri böyleydi biri böyleydi. Bak 90 derece. Alfabetalara dalınca bak 90 derece olduğunda. Yani eş üçgenleri şöyle gösterelim. Hocam biri burada, biri burada. İkisi içeride. Biri içeride, biri dışarıda. Bir de son kalıpta arkadaşlar. Bu en zoru budur. ÖSYM sorar mı sormaz mı bilmiyorum ama bununla da ilgili ben size şöyle bir şey göstereyim. Analitikte de kullanıyoruz. Karenin dışında bir tane üçgen varsa gençler bakın bu önemli. Karenin dışında bir tane üçgen varsa kareleme metodu dediğimiz şey. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya ikisi içeride eş üçgen ya biri içeride biri dışarıda eş üçgen ya da ikisi dışarıda eş üçgen. İkisi dışarıda eş üçgen dediğim şöyle uzatırsın hocam. Şurada işte bak. Şunu yaptı yapacak olursan alfabeteye daldığında şu üçgenle şu üçgen eş üçgen. Hatta böyle uzatırsan da yine aynı şekilde şöyle. Hatta böyle uzatırsan da yine aynı şekilde eş üçgen. İşte bakın dikkat edin. İkisi de dışarıda eş üçgenler şunlar yani buradaki soruda sol taraftaki içime yaramadı, sağ taraftaki içime yaradı. Hangisi içime yarıyor onu yapacağız. Bazen de karenin dışında bir üçgen varsa kareleme metodu diyoruz. Böyle dışına bir tane daha kare çiziyorsun. Dışarıda oluşan 4 tane buradaki şeyler alfabetaya dalınca zaten eş üçgen çıkıyor arkadaşlar. Hatta analitik geometrinin çok zor sorularında bile biz bununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bence önemli, gerçekten önemli. Dediğim gibi İkisi içeride eş üçgen, biri içeride biri dışarıda eş üçgen ya da ikisi de dışarıda eş üçgen kalıbı buradaki sorularla görüyorsunuz zaten burada, burada, bu, bu soruda da mesela ikisi içeride eş üçgen. Biz ne yaptık? Sadece diki çizdik. Bazen dik çizmeyi de bileceğiz. O da daha öncesinde temel yapıyı size vermiştik arkadaşlar. Evet. İsterseniz burada kalalım. Bu bunlar biraz alengirli sorular. Bu alengirli soruları da bir sonraki videoya bırakalım. Temel mantığı biz burada verdik. Bu temel mantıkla bu videoyla çoğu şeyi çok rahat bir şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kare konusunda dediğim şeylere dikkat edin. Ne dedik? En başta videonun en başında belki de 7-8 dakika konuştum. Belki de 10 dakika konuştum. Bu videonun uzun olmasının sebebi o. Mantığını verdim. Paraya kenardaki gibi temel orantılar karşımıza çıkabilir. Eşkenar dörtgendeki gibi köşegen, dikme, köşegen çizme karşımıza çıkabilir. Dikdörtgendeki gibi e, alfa beta benzerliği ve eşlik karşımıza çıkabilir. Ondan sonra köşeki köşegenler dik kestiği için e, ve açı orta olduğu için 45 derece karşımıza çıktığı için özel açı mantığını kullanabiliriz. Yani her konuyla ilgili soru yazılmaya müsait olan bir konudur. O yüzden çok ilginç sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Evet bu konuyla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bir sonraki bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda şu ilginç sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.